Alper Rende Suriye videosu izleyelim. Ya abi. Ya ben ana akım YouTuber izleyince kötü oluyorum ya. Abi izleyemiyorum ya. Suriye'de bile merhaba arkadaşlar diye dolaşmıştır bu. İç savaş için yaşayın git. Döviz bürosuydu arkadaşlar. Burada bir yer. Suriye sınırındayız. Vallahi resmen Suriye sınırındayız. Hakikaten ne yapıyorsun? Arkadaşlar Suriye sınırındayız. Taksiyle geldik ve şimdi diğer arabaya geçeceğiz biraz sonra. Aynen burada araba değiştireceğiz eğer sınırdan geçebilirsek. Gürültü ve kargaşa artmaya başladıkça artık Suriye'ye yaklaştığımızı daha iyi anlıyordum. Ne oluyor burada şimdi? Burası sıra mı? Abi çünkü bak ana akım YouTuberlar öyle bir kitleye hitap ediyorlar ki. Anladın mı? Kitle mal yani anladın mı? Mesela sıra var orada sırayı çekiyor diyor ki burası sıra mı? Yarrak fikrini mi sordun? Orospu çocuğu. Ama belirtmek zorundayım şimdi. Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım? Sıra konularına çok önem gösteriyorlar belli ki. Herkes çok nizami. Bir diğer detayda görevliler dahil herkes kapalı alanda çatır çatır sigara içiyor arkadaşlar. Değil mi? Bu kapının ardı Suriye mi yani? Ya Uganda. Buradan tek bir çözüm. Sorgutuz. Dostum santiyo deriz. Dumuç. Maceramızı buraya kadar özetleyecek olursak ilk olarak İstanbul'dan Lübnan'a uçtuk ve Beyrut merkezde Change Office'e gidip paramızı Suriye lirasına çevirdik. Bu arada 1 TL 61 Suriye lirasına tekabül ediyor. Paramızın değerli olduğu nadir ülkelerden. Daha sonrasında da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Suriye kapısına ulaştık. Arkadaşlar welcome to... Abi şu adam bir kusursuz ne olur ya. Ve sonunda Şam'dayız arkadaşlar. Uzun bir yol oldu. Gerçekten çok zor oldu buraya gelmek. Ama şu anda buradayız ve Kemeriya Caddesi'ndeyiz. Şu an Old City'nin şehir merkezindeyiz. Burayı gezeceğiz. İlk önce Şam neymiş, ne varmış burada onu görelim hep birlikte. Bu arada burada bir de inanılmaz sokak lezzetleri var. Onu gördüm şimdi gezerken. İnanılmaz kalabalık ya. Onu da ayrı bir video yapacağım. Yani hem insan trafiği hem normal araba trafiği inanılmaz kaos var burada. Herkes birbirinin üstüne yürüyor yani. Hi, how are you? How much is that? 25,000. Okay. Arkadaşlar mesela çakma Nike buldum burada. 25 bin Suriye lirası. Yani bu da 2 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. O da 60 liraya tekabül ediyor bize. Çakma Nike 2 dolar. Arkadaşlar yanımda Fadi var. Fadi bize burada yardımcı oldu birçok yeri ayarlamamız için. Şimdi ona birkaç soru soracağım Suriye ile alakalı. Kendisi Türkçe anlıyor ama İngilizce cevap verecek bize. Fadi sen Suriye'de kendini güvende hissediyor musun? Şu an burada savaştan bir eser kaldı mı hala? Mesela dışarı çıktığın zaman silah sesi hiç duyuyor musun? Ben bu soruyu Fadi'ye sorduğum zaman daha İsrail ne Gazze'yi ne Şam'ı ne Lübnan'ı bombalamamıştı. Ve biz ülkeye döndük hemen ardından. Şam bombalandı arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Biz de birkaç gün daha orada kalsaydık belki de artık aranızda olamayacaktım. Çünkü benim kaldığım otelin 30 kilometre ötesindeki Şam havalimanı bombalandı. Bu videoda Suriye'de... Onu Allah bilir. Ya gördünüz mü? Amına kodumun köleleri. Bakkal bile açamazsınız siz. Oynayın. Ya yerleşim bölgesi bombalanmadı diyecektim. Kendisi söyledi ya. Öyle mi olmuş kanka? Gerçekten kardeşim kıl payı kurtulmuşsun. Geçmiş olsun. Bak tam. Bak bak. Geçmiş olsun Alper abi. Neredeyse bomba kafana düşüyormuş.
Rabbim seni bize öbeler, seni bize bağışlamış. Çok güzel insanlar tanıdım. Çok sıcakkanlı insanlardı. Ve bu videoda göreceğiniz bazı insanlar belki de artık hayatımızda yok. Belki aileleri yok. Dolayısıyla gerçekten çok üzgünüm. Savaş çok kötü bir şey. Keşke hiç olmasa. Ve Rabbi böyle bir olayın tam da başlamadan öncesinde orada olmuş olmak. Abi şimdi bakın. Kusura bakmayın. Şimdi genele hitap eden bir YouTuber olacaksanız pembe götlü olmak zorundasınız. Ama sen Suriye'ye gidiyorsun. Savaşla ilgili bir video çekiyorsun. Böyle pembe götlü televizyonda hiçbir etliye sütlüye bulaşmayan ünlü yorumu yapamazsın. Keşke savaş hiç olmasa yorumu yapamazsın abi. Anladın mı? Yani o zaman yapma bunu. Devam et. 5 liralık dürüm, 50 liralık dürümden devam et abi. Yani sen Suriye'ye gidiyorsun. Savaş var mı yok mu? Halkın durumu nedir? Bölgede ne oluyor? Videosu çekiyorsun. Yaptığın yorum 5 liralık dürüm, 50 liralık dürüm yorum abi. Olmaz yani, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bana şey geliyor. Abi drama olsun abi, diye demiyorum. Hesabını yaptım ben. Adamın işi bu. Adamın işi bu sonuçta. Alper Rendi'nin işi bu tip hiçbir fikir, hiçbir düşünce içermeyen içerik üretmek. Bu şekilde geniş kitlelere hitap ediyorsun. Geniş kitlelere hitap ediyorsun. Yani şimdi bak, burada bir fikir belirtse geniş kitleye hitap edemez. Çünkü kitlenin içinde, değil mi? %100'den bahsediyoruz. %100'ün içinde %10'u der ki ya işte Suriye tarafını tutmuş, ya İsrail tarafını tutmuş, ne bileyim Filistin tarafını tutmuş. Ananı sikerim senin, muhabbete karışıp durma. Sinir olur ve ayrılır. İzlemez, anladın mı? Sinir olur ve ayrılır. O insanların ayrılmasını engellemek için hiçbir konuda hiçbir fikir belirtmeden fikir belirtiyormuş gibi video çekeceksin. Bu işin triği bu. Anladın mı? Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Ufukçu hocam, bana kendimi çok garip hissettirdi. Çünkü orada o insanların içindeydim ve ben de o insanlar gibi hayatımı kaybedebilirdim. Ben oraya giderken birçok insan bana ne yapıyorsun, nasıl gidiyorsun oraya? Şey demiyorum bu arada. Abi fikirsiz video çekme demiyorum. Çek. Yani senin sevdiğin o demek. Ya da senin yapmak istediğin, senin üretmek istediğin içerik o. Tamam da. Hiç fikir belirtmeyeceksen de Suriye savaşta mı değil mi videosu çekme yani. Başla bak abi. Suriye gecesi nasıl gidip İsrail bombalanmadan hemen önce. Aynen abi. Oradaki insanların ailesinin gerçekten çok sikinde olduğuna emin oldum şu an ya. Abi başla bak Allah aşkına ya.